Herkese merhabalar arkadaşlar Tuzla Kariyerimizin 5. bölümüne sizlerle birlikteyiz ve Deplasman'da Eyüp oynayacağımız maçla bu bölüme çıkıyoruz. Hemen maç öncesine gidiyoruz. Ee, Eyüp Spor 15. sırada biz 3. Biz sıradayız. Şu anki formumuz mükemmel, rakibin çok kötü. Rakibin formsuz durumundan faydalanmamız lazım. Melih ve Emirhan e, sakat e, şeyden döndüler ne derler? Milli takımdan evet şeyden döndüler. Milli takımdan döndüler. Melih güzel gelişiyor, iyi gelişiyor. Ee, yani biraz daha gelişirse o iyi olur bizim için en azından. Henüz bir skora katkısı vesaire yok. bir asisti var son 5 maçta Emirhan Civele'inde. Emirhan da fena değil. Bu lig için bile olsa çok genç oyuncular. Tabii bu oyuncular da genç olmadığı müddetçe kadromuza katmak biraz zor şimdi Osman Fırat yedekler arasına alalım mı seni Osman'cığım? böyle çıkalım bakalım. İçimde bir his var. Göbeği çok kapatmışlar. Biz gene göbekten oynamaya devam edeceğiz. Bakalım sıkıştığımız yerde umarım bekleri açarlar. Orta saha çizgisiyle birlikte hücumda destek vermek için orada olacaklardır. Bakan. Gülay. Gülay'la araya girdi. Mustafa tek top. Gökhan. Çok güzel döndün göbeğe. Gökhan. Gökçen pardon. Kubilay. Emirhan'a oyna. Yürü Emirhan. Gülay'ın. Mustafa. At Emirhan'ı koşu yoluna. Birisi Emirhan'ı koşu yoluna top atsın. Abi Emirhan'ı tek hücum yapalım da. Hatta şöyle yapayım. Kanat bek destek yapalım, biraz daha hücuma çıksın. En azından çok güzel bir top Gökhan olan be Gökhan be. Hangisini atacaksın oğlum? Bunları atamazsan. Çok güzel bir arapası geldi ama ne yazık ki Gökhan yazıcı aslında kullanabildiği ayağı da sol ayağıyla bu topu ağlarla buluşturması gerekirdi. Can çok iyi gönderdi Kubilay. Çizgi açıldı. Emirhan yardıma geldi. Gökcan uzaklardan bir vuruş deniyor. Ama ne yazık ki bu pozisyonda gol olmadı. Maçta 18. dakika. Fena oynamıyoruz. Ee, pozisyonlarımız var ama gol atmamız lazım. Orta sahada cidden sürkülesi olmuş durumdayız. Demek ne demek lan? Böyle göbekten oyna talimatını kaldıralım da çift önlü bir oya çattık sanırım. Sağlam oynuyorlar. E aslında sayıca biz daha fazlayız ya orta sahada. Bir tane forvetimiz var. Forvet arkası oyuncumuz var. 3. iki tane de orta saha oyuncumuz var. 5. Önlü bir oyu sayma. 5 tane adam var zaten adım adım çıktığımız zaman orada. Gökçan Mikail, Allah kanat bek sende hücum yapacağım. Kızmayın bana çocuklar sizi biraz koşturuyorum at gibi ama Gökan çok kötü oynuyorsun be. Gökan yazıcı yerine Cem Sultan'ı atalım. Hedef adam destek tabii ki de olmaz. Yaratıcı forvet diyelim hadi. Senin için de iyi bir maç geçtiği söylenemez. Sen kaç yaşında bu arada? 6 yaşında. Ee, Kerem Şerası e atalım yerine. Vallahi Melih yorulduysan yoruldun yapacak bir şey yok. Seni mecburen oynatıyoruz. Daha azimle oynayın çocuklar. 10 şut ikisi kaleyi bulmuş. Ne yazık ki golümüz yok. Melih Mustafa çok iyi açtın. Hadi Cem. Çok güzel penaltı. Vallahi penaltı. Oh, penaltı penaltı penaltı. Ulan kim atsın? Kubilay mı atsın? Ha, yok yok yok. Mustafa Karabulut tamam. Ah bakamayacağım abi uzatmalarda 90 artı 1'de hadi Mustafa. Hadi Mustafa. 3 puan gelsin Mustafa. Aslanım benim be. 90 artı 2'de kazanılan penaltıyı Mustafa gole çeviriyor. Ulan bu puanla biz üst lige çıkacağız ha. Bu golle Mustafa. Kubilay. Tekrar Mustafa, aferin çocuklar, aferin. Lan bitti maç. Ya çok stresli, çok e, sıkıntılı maçtı. Kaleyi bulan şutları yok rakibin. Pekin köşnek. Fiziksel olarak çok kötü. Ya Emirhan. Yalnız iyi ki e, geçen maça aldanıp da bek oyuncularını, Ulan, Allah'ım bir iş yapalım dedik. Hepsini mahvettik ya. Daha kötü bir şey yapamazdık herhalde. Umut Gündoğan gelmiyor mu? Umut Gündoğan'a yazıldık bir ama 20.000 Euro'ymuş. Umut Bey de gelmiyorlarmış. E gelmezse gelmesin. 5 maçtır galibiz. Ee, çok güzel ve 5 maçtır gol Her şeyden önemlisi bu. Ee, yalnız geçen maç 2 bekimde çok iyi oynamıştı. Ee, tereddütte kaldım acaba onlarla oynayayım mı diye ama gene genç çocukları aldık iyi oldu güzel oldu devre arasında bir tane yedek bek veya as kadroda da oynayabilecek bek oyuncuları bulmam lazım sağ bek için bir şey diyemem ama sol bek için kesinlikle lazım ofansif oyun kurucu solda kanat yoksa ihtiyacım yok Biraz daha teknik falan iyi olsa. Gerçi bu servis falan da yokmuş. En yalın. Şurada da oynatabiliyoruz. Neyse Emin'ciğim. Takipçisi ekleyelim Mehmet Akgün. Sen çok tanıdık geliyor. Dortmund. Oo. Dortmund altyapısı başka. Willem. Gençler Birliği Beşiktaş. Ne yazık ki gene tutunamamış bir oyuncu daha. Kardeşim senle işimiz olmaz. Başka öneri yok mu? Neyse devam edelim. Şimdi kendi evimizde keçi Öğren gücüyle oynayacağız. E, bu arada sanırım şu ana kadarki en zor 4 maçımı yapacağım diyebilirim. Çünkü maç yapacağım iki takım düşme hattında. Diğer iki takım da e, yükselme hattında diyelim. Keçiören gücüyle oynuyoruz. E, onlar üst sıradalar. Keçiören gücü Menemen Belediye ile yapacağız. Üst sıradalar. Eyüp Spor'u zor yendik. İyi kapanan bir takım. Yani e, şu an ligdeki sıralaması kötü ama her maçta bir puan almak için kapalı oynayacaklardır ve gerçekten kapalı savunmayı da zor açtık biraz. Ama uzatmalarda da olsa penaltı pozisyonunda e, golle sonuçlandırdık pozisyonu. Şimdi Keçiören gücü maçına odaklanmamız lazım. Ya bu nedir arkadaş ya. Bayraktar Osman Fırat, Hakan, Gökçek. Neyse oynamayan herkes morali bozuk. Bu arada da bu adamları da göndermek lazım ya. Tugay ben senin devre arasında çakacağım. Bakayım. Bana problem çıkarmayacak. Sıkıntı çıkarmayacak. Genç adamlar lazım ya. Buca deplasmanı evet. Bu maç da çok zor. Buca deplasmanı da zor. Buca deplasmanından sonra da e, zaten hangi takımda bak yine unuttum. Ha, menemen Belediye ile oynayacağız. Keçi öğren gücünü yenebilecek gücümüz var. Yeneriz diye de umut ediyorum. 9 yaş altında Arda Vur Show yapmış. 17 yaşındaymış. Tam menajer görevlendir. Biraz riskli ama kanat bek destek yapsak. Kanat bek destek yapalım. Risk alacağız ama yapacak hiçbir şeyimiz yok. Yani burada bek oyuncularından verim almamız lazım. Bek oyuncularından faydalanmamız lazım kubilay baktır. Lan ne kendine o konsantrasyonu yükseliyor adamından. 2.2 olmuş ikiden Pas falan bak bak kendine geliyor biraz. kubilay baktır. Ya Osman senle de konuşmayacağım. Hiçbirinizle konuşmayacağım. Buradan tahta işleyen. Fırat Yılmaz. Da spor Keçiören gücü çok zor bir maça çıkıyoruz. Yalnız Keçiören de çok iyi form tutturmuş. Biz de çok iyi formdayız. Ee, kazanılan kafa topları, hava toplarını çok kötüler. ilk kontrolleri çok iyiymiş. Teknik kapasitesi yüksek. Oha bu arada liderlik koltuğuna oturmuşuz. Keşke görmeseydim. Nazar değecek şimdi ya. Kendi evimizde oynuyoruz. Ee, şu Emrah yerine Kaan'ı alalım kadroya. inşallah 3 puanı alırız bu maçta beraberlik değil 3 puan istiyorum. Çünkü çok iyi bir ivme yakaladık. Bu ivme ile birlikte bence 3 puanı almaya yakınız diye düşünüyorum. Tabii hiçbir şey belli olmaz. Ve misafir ekibin vuruşuyla maç başladı. Keçi gücü Okan Baydemir. Aman çocuklar can karşıladı Mustafa. Çok iyi çıkabilirsin Mustafa. Çok iyi gidiyorsun. Bu Kubilay'a açtı oyunu. Evet Emirhan geldi destek. Sen Gökcan. Gökcan uzaklardan 90'dan döndü. Çataldan döndü. Harika bir şut Gökcan. Uzaktan şutlarıyla etkili olmaya devam ediyor Gökcan. Safa çok iyi açtı. Emirhan. Maçın başında heyecanlandık. Ne yazık ki gol olmadı. Ulan Sancaktepe Belediye gene gol atmış galiba. Neyse şu sıralamayı görmek istemiyorum. Çok heyecanlı çünkü. Üçüncü sıraya geri demişiz. Evet. Koçak. Abi bana daha atletik sabek lazım. Gökhan sakatlanmış bu arada. Tarık. Sakin sakin. Çok güzel. Aferin Melih. Aferin Melih. Bora uzun oynadı. Gökhan indirdi. Biraz uzağında kaldı. Kubilay'ın. Biz de o top. Biz de top. Biz de o top. Can. Ah be abicim be. Fal var lan orada kaleci. Yani fal var orada. Bu arada Gökhan sakatlandı. E, cem'e atalım. E, şöyle de bir şey yapalım. Kaleciye de diyelim ki güzel kardeşim. Bekleri oyna. Daha az riskli pas yap. Evet. Tarık. Yalnız böyle de sıkıntı olacak ama iki tane çok e, gol koklayan oyuncumuz oldu. Olsun kendi evimizde oynuyoruz. Biz de o top. Çok güzel. Ulan be. Ayhan. Vur. Abi ne kadar öyle rahat kafa vurduruyorsunuz adamlara ya. Daha azimli oynuyor. Çocuklar. Yalnız şu an mahvettiler bizi ya. oynama talimatını kaldırdık. Hadi bakalım. Aa, bu kadar penaltının so şey kornerin sonu penaltı mı olacaktı? <laughs> Ters köşe keçi gücü kendi evin e, deplasmanda 1-0 öne geçti. Taraftarlarda görüyorsunuz çok üzüldüler. Kafalarını duvarlara vuruyorlar. Etimeskut 2 buca 0. Vallahi adamlar çatır çutur top oynuyorlar. Çocuklar çıkın ve orada fark yaratın. Tamam benim canımı sıkmayın. Ee, Cem. Yardımcı forvet destek yapalım seni. Evet. Biraz faydan dokunsun takım oyununa. Tarık Mayhoş. Sağ bekleri. Bu sürat değil mi? Emirhan. Vallahi yapacak bir şey yok. Melis sen de kanat bekleri yapalım. Eee... Kırmızı kart direkt ya. Direkt kırmızı kart ya. Hadi. Kafayı atalım. Orta sahaya ofansif oyun kurucu tüm yapalım. şu format ee... Hakan'ı atalım buraya. Ben yani iki tane fırsatçı golcü olur mu? Şöyle yapalım. Fırsatçı golcü hücum. Cem sen de yardımcı forvet destek yaptık. Hadi bakalım. Ceza alanına da uzun oynayalım. Ulan hiçbir tane pozisyon falan bir şey olmaz mı ya? Ne yapıyorsunuz siz ya? Oğlum 3 tane adam var lan. Hiç, hiç şey yok mu yani? Bu adamlara hiçbir top gelmiyor. Topa sahip olma kardeşim. Daha fazla dikine pas yapın. Sanırım bu maçı kaybedeceğiz. Evet. Ne yazık ki uzunca bir aradan sonra galibiyet serimize ara veriyoruz. Keçiören galibiyet serisine devam eden takım oluyor. Abi şuradan bir tane top çıkartamadık ya. İnanılır iş değil ya. 11 şut çektiler. 6'sı kaleyi buldu ya adamların hakikaten. O spor zirvedeki yerini kaybetti. Ne yazık ki zirvedeki yerimizi kaybettik. Evet gerçekten öyle oldu. Bir maçta 5. sıraya düştük. Takım raporunda çalışanları... Fizyoterapist en iyiyiz çalışanları, takım dinamikleri. Ulan şu biraz artık kendine gelsin ya. oyunculardan bir kurtulayım. Vallahi billahi takım kendine gelsin ya. Neyimiz eksik bizim abi? Kadro derinliği yok. Kaleci kalitesi. Karar alma kötü. Kafa vuruşu. Gol kırılıyor. Kalede kaliteli oyuncu az. Az takım dışında kadro derinliği oluşturacak şekilde kaliteli oyuncu yok diyor. Farkındayız onun. Ne yazık ki farkındayız. Şimdi Buca Spor Deplasmanı'na gidiyoruz. Buca 15. sırada. Rafa Karabul defansif orta saha olmasın ya adam. Defansif oyun kurucumuz ya. Yetenekli çocuk da işte bazen gösteremiyor kendini. Aslında yanlış yaptık. Çift önlü bir oyla oynayan takımlara karşı orta sahanın göbeğine çekeceğiz. Mustafa'yı biraz daha boş alan bulabilir en azından. Artan sakatlık riski var mı? Yüksek sakatlık riski yok şu an. Ya Hakan canımı sıkma sen de be oğlum be. kimseye demeç vermeyeyim. Şimdi ben demeç verdim mi ve hep yanlış şeyler yapıyorum. Milleti daha da sıkıntıya sokuyoruz. Terapisti ihtiyacımız var mı ya bizim? Çalışanları. Ama baş fizyoterapistimiz yok. Bir dakika. Eee personel aramada bir tane evet. Saattır. Gel gel. Baş fizyoterapistim. Neyse o Alman'ı aldık sonunda. Ankara gücüne bak. 2-1 yenmiş şey Fenerbahçe. Kupa maçı sanırım bu. Mutnair 2 gol atmış. Vallahi Ziraat Türkiye kupasında 2 gol atmış. Umut Nair Osmanlı Spor'dan kiralık. Merak etti Fenerbahçe'nin kadrosunu. Erten yedek kadroyla çıkmışlar. Gerçi Souza, Fernando, Görkem Çelik. Şeyin Atalay. Neyse çok bak tefek sakatlıklar. Bir iki falan. Ah be Gökcan be ah be 90'dan dönen topun gol olsaydı var ya senin o maçı da alır koparırdık. Hadi sana biraz top kapma çalıştıralım. İşte orta saha merkez iki yönlü orta saha. Adam tam 8 numara ya. Gerçi defansta çok görmedik ama rakip kalede gerçekten kendini hissettiriyor. Onun farkında yani. Biz farkındayız kendisi de farkında. Menemen Belediye. Sonra Kocaeli Birlik 17. hafta bitiyor zaten. Genel durum 72.000 euro içerideymişiz. Bu ayki gelir 72.000 euro gider 95.000 euro 20.000 euro içerideyiz. Berat ne istiyorsun? Ya tamam hepinizi göndereceğim oğlum ya manyak mısınız ne siz ya. Başıma bela oldular. Daha içindeki uyum, tesislerdeki atmosfer. Ee, yani şunlar da biraz yükseldiği zaman bence takım daha da iyi olacak. Hızlandırılmış değil ona gönderelim şu. Alman kardeşi. Menemen Belediye. Bu bölümün son maçını Menemen Belediye ile yapacağız. İnşallah 3 puan alırız diye düşünüyorum. Ee, zorlu bir viraj. Ya gerçekten rüya gibi bir şöyle 5 hafta yaşadık. Hiç gol yemedik. Hiç öğren gücü. Eyüp spor maçı e, çok güzel bir penaltı pozisyonu oldu. Ee, onun haricinde Keçiören maçında da o Gökçen'in direkten dönen topu efsaneydi ya. Hakikaten yani orada gol olabilseydi gerçekten çok şey çok daha farklı olabilirdi o başka maçta mıydı? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Buca deplasmanına gidiyoruz. İnşallah 3 puanı alacağız. Hüseyin kendine gelmiş Kaan. Murat, Gökhan. 27 asistin 11 tanesi sağ kanattan yapılmış. Murat Akyüz. Sağ bekte harika bir oyuncu. Bence de ama 36 yaşında artık. Gökhan'ın yerine Murat Yılmaz'ı atalım. Emirhan. Sağ kanattan bolca bindirme yap. <laughs> Onur Alkan bu. Fenerbahçe'deki O Okan Alkanlı galiba. Ama iyi bir orta saha oyuncusuymuş. Hadi bakalım çocuklar. Ee... Bugün galibiyetten başka bir şey beklemiyorum. Lan ne o baskı ya. Canaklar mutlu gözüküyor. Konuşmalar da çok hassas olmuş arkadaş. Baskı yok dedik adamlara. Motivasyonunu kaybettin. Nasıl kaybediyorsun motivasyonu? Niye kaybediyorsun? Kardeşim Pero Türk mü bu? Deniz Pero Türk. Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin. Sarı kart gördü gene. Hüseyin Koç. Oynadı. da bizde, bizde, bizde. Sakin, sakin. Yeni. Çok güzel. Lan be koş sana be. Defans arkası on numara top attı çocuk sana. Emirhan'ı patates etti. Allah'tan var ya Saruhan kötü bir vuruş yaptı yani Emirhan pazara gitti orada hakikaten. Evet bugün top kapma performansımız tam bir hayal kırıklığı. Topadal yapmayalım o zaman. Performansınız çok kötü çocuklar. Ferro'nun vuruşuyla ikinci yarıya başladık. Emirhan senden çok şey bekliyorum Emirhan. Sağ kanattan üst üste bindirmeler bekliyoruz senden. Murat Yılmaz bugün çok sayıda hata yapmış. Yapar, yapar. Muratsa yapar. Geçören hataya 5 tane atmış ya. Şimdi bir Atalay'ı çıkartalım. Zanki ee, Eren patlayacakmış gibi geliyor. Sarı kartı da var. Çok da iyi oynadığı Söylenemez Hüseyin'in. Çok iyi araya girdin Gökcan. Cem. Gülay. Ah be abicim be 90'da kaçacak pozisyon mu bu be? Gökcan'ı biraz daha öne atacağız artık ya. Biraz daha rakip kaleye yakın oynatalım yani. Neyse. En azından mağlup olmadık. Deplasmanda bir puan almak da çok kötü sayılmaz sanırım. Ama tabi ligde iyi durumda olmayan bir takıma karşı biraz daha iyi oynamamız lazımdı diye düşünüyorum. Şimdi aklımızdayken şu değişikliği de yapalım. Mustafa ile Gökcan'ın yerini değiştirelim. Gökcan biraz daha agresif bir oyuncu çünkü. Lan gizli forvet yapalım mı? İleride üçlü parçalasınlar. Aynen. Mustafa sen de ofansif oyun kurucu destek yapalım. Gerçi orta saha biraz düşer herhalde o zaman. E, ee, Berat Genç. Alpergin var ama Alp de iki yönlü orta saha oynar herhalde. Alp biraz daha fiziksel olarak biraz daha iyi. Mikail yerine de tabii kesinlikle Mikail yerine de kara Karabulut'u atabiliriz. Evet. İşte böyle deneyelim orta sahaya. Yani gizli forveti tabi değiştirebiliriz. Farklı roller de verebiliriz. Gökçen çünkü en golcü oyuncu. 4 tane gol atmış en golcü oyuncumuz. Bir de öyle bir olay var. En golcü oyuncumuz. Cuma da en yatkın oyuncumuz. Yani pozisyonlarda da ee, bulunan bir adam. Pixel olarak kadro çok güçlüymüş. 15 asistin 7'si ara paslardan kaydedilmiş. Ee, i̇nşallah biz de bu ara paslardan yolumuzu buluruz. Sadık. Sadık. Hepinizi satacağım. Siz beni sahada sattınız. Ben de sizi yasada satacağım yani. 5 maç 3 maça sonradan girmiş. Ne gol ne asist hiçbir şeye katkısı yok. Rata sayar. Ulan şu adamı bana kiralık olarak verin işte be. Kardeşim bu ikinci de adam niye vermiyorsun? Verin gelsin. Siz de oynatmıyorsunuz. İkincilikte Kran Kran'a bir lig var. Kran Kran'a mücadele var. Gerçi ben de vermiyorum ikinci ligi oyuncu. Çünkü antrenman tesislerimiz çok kötü. Oyuncu gelişmiyor. İtibarımız da hiç iyi değil. Oynadığımız ligin seviyesi de düşük olduğu için çok tercih edilmiyor. 8-11 ay Dahalardan uzak. Hadi. olsun valla üzüldüm Tuna üzümcü Ozan tahta işleyen Yalnız defans hattını öyle bir şey yaptık ki Can'ın yerine Ozan tahta işleyeni atalım ya Menemen Belediye ev sahibi. Biz ev sahibiyiz tabi. Sonraki bölüm Kocaeli birlik maçıyla başlayacağız. Kendi evimizde oynayacağımız takımla konuşalım. Kısa pas yapın çocuklar. Kısa sahip olun. Defanstan kısa pasla çık diyoruz. Adam Daha az top. Aynen. Akip alanına da paslaşarak girerseniz. Canımsınız toplantıyı sonlandır dedik. Çok önemli maç o yüzden bakın sizde toplantı yaptık. Ara paslardan gol yiyorlarmış. Fiziksel olarak iyi bir takımları var. Zaten... Ee... Hemen hemen belediye için birinci olacak yazıyordu. Yanlış hatırlamıyorsun. Belki yanlış da hatırlıyor olabilirim ama. Ulan ne oldu? Taşkın çalış sakatlığı varmış. Yakında tam antrenmanlara başlayacakmış. Semi, Taşkın. Emirhan çok iyi girdin araya. Ulan be şu toplardan birisini indirin be. Raih. karda Hazim'le oynayın. Hüseyin Atalay default olarak sarı kartla birlikte artık sahaya çıkıyor herhalde. Hadi Gökçan. Çok güzel. Çok güzel bir top Kubilay. Bak bir topa bassan arkada 87 kişi varız. <laughs> Murat Yılmaz 1-0 öne geçtik 19. dakika. Sakatlıktan döndü. Gökhan'ın yerinde, sakat olan Gökhan'ın yerinde ilk 11'de başladı ve Murat Yılmaz galibiyet galibiyeti getiren golü. Allah söyletti. Murat galibiyeti getiren golleri atsın. Tabii gol değil, goller. Yürü lan. Lan nereye attın sen o topu be? Daha az top sür talimatı var tamam ama o daha fazla pas yapabilmemiz için istisnai olarak sen sürebilirsin biraz o topu. Cihan Hüseyin çok iyi. tarafa Melih. Körleştirme kendini. Aynen aynen. Dönün bu tarafa. Aynen. Melih'e dön. Çok güzel. Gökcan Alp. Kubilay. ooo Kubilay baktır. Aferin çocuklar. Rakip yara alana oyunu bir şekilde taşımamız lazım. Bir şekilde topu o tarafa götürmemiz lazım. Ön alanda baskı yapacak, topa sahip olacak oyuncularımız var çünkü. E, i̇ki yönlü orta saha defansif oyun kurucu. Gökcan'ı ben hemen ofansif oyun kurucu destek yapayım. İkinci yarıda ofansif oyun kurucu hücum yapayım. Bakayım oradaki etkinliğini o şekilde gösterebilecek mi? Yani hücum seven bir oyuncu onu kısıtlamamamız lazım aslında. Üçüncü gol mü geliyor? Bülent ulan çizgiden çıkardılar. Çizgiden çıldırdılar. Lan Kubilay bir gol bir asist yaptın şımarma ya. Evet. Orta sahan orta bölgesinde çok fazla top kaybetmişiz. Performansınızdan memnunum. Böyle devam edin. Bunu da artık tam fitledik. İnşallah ikinci yarıda da bir sıkıntı çıkmadan maçı tamamlayabiliriz. Ek destek yapalım. Kafayı defansif oyun kurucu savunma yaptık. Çok güzel Emirhan. Çok iyi yerde kestin. Yani yani attın topu niye koşuyorsun? Hani öyle de bir olay var. Topun nereye gittiğini düşündün acaba? Allah Mustafa yönü orta sağ yapalım, orta sağa Habire değiştirdik. Gökcan iyi bıraktı. Alp çok güzel orta. Gökcan lan kaleci çıkardı be. Hüseyin. Uf Gökcan attı sonunda beşinci golünü atıyor bu sezon. Çok güzel. Gökçen orta sahaya çektim. İki yönün orta saha gitsin gelsin. Yani iki orta arasında mekik dokusun. Ondan ziyade bir de şu olay var. Ee, yani o rakip yarı alanda çok e, şey oldu. Herhalde çok pres, çok e, dar alanda kaldı. Problem sıkıntı oldu diye düşünüyorum. Yalnız Melih Gökçimen harika oynadı. Ee, Bülent Uzun'u atalım yerine. Buraya Canakta bu koyalım. Bülent Uzun adı back destek. Aynen break destek kalsın. Evet. Güzel bir bitiriş. Kerem Bulut. Artık buradan maç verilmez diye düşünüyorum. Ben biraz daha tempomuz verelim. Ah be Alp. Evet bu maçta e, kazandık. Güzel oldu. Murat ve Kubilay çok iyi oynadılar. Gerçekten e, birbirlerine asist yaptılar. Ligde dördüncü sıradayız. İlk devreyi bitirdik. Hiç fena bir performans değil. E, bir ara çok kötüydük ama toparladık kendimizi. Bu bölümde biraz sallanır gibi olduk ama e, tabii artık o kadar olacak yapacak bir şey yok. Eyüp maçıyla başladık. Keçiören mağlubiyeti Buca beraberliği Menemen Belediye galibiyetiyle bölümü noktalıyoruz. İnşallah bir dahaki bölüm Kocaeli Birlik Etimeskut Belediye Belediye Bodrum ve Hatay Spor maçlarını yaparız diye umut ediyorum. Yeni bölümlerde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.